İzim aslında günlük yaşamda çokça duyduğumuz bir kelime. İki farklı anlamı var. Sosyal bilimlerde izim doktrin demek. Yani öğreti veya sahiplenilen görüş falan gibi. Mesela ne gibi? Komünizm, sosyalizm, değil mi? Bunlar öğreti arkadaşlar. Budizm. Mesela ben geçen Buda'nın hayatını okudum arkadaşlar. Buda, bu adam yani bayağı böyle bir aktif bir insan yani. O bir şeyler yapmış vakti zamanında. Sonra bunun öğretileri ne olmuş arkadaşlar? Budizm adı altında. Bunu takip edenler olmuş. Bu öğretilere sahip çıkanlar olmuş. Buda'nın öğretilerine. Ne olmuş ortaya böyle bir, hatta Budizmi din kabul edenler var. Yani Budizm din diyorlar. Çünkü Buda'nın heykellerine tapanlar var malum. Kimileri bunun bir yani bir öğreti olduğunu söyleyenler var. Brahmanizm de öyle. İşte komünizm de öyle, Maoizm falan gibi. Bunlar sosyal bilimlerde bu şekilde ama tıpta arkadaşlar kesinlikle hastalık demek. Bir şeyin sonunda izin varsa onun hastalık olduğunu anlıyoruz. Mesela raşis omurga demek. Raşitizm dediğimizde bu bir Türkçe karşılığı yok zaten. Aynen kullanıyoruz. Raşitizm lügat anlamı ne? Çocuklarda görünen kemik hastalığı anlamına geliyor. Mesela bu resimdeki çocuk arkadaşlar kemik raşitizm hastası. O bacak diyoruz buna. Yani bacaklar D vitamini eksikliği sebebiyle içe doğru kırılmış vaziyette. Bakın bunlara O bacak deniyor. Bazen dışa dönük oluyor, X bacak oluyor. Bazen kunduracı göğsü, bazen sırtında işte skolyoz, kifoz, lordoz, ne bileyim, ankiloz bir sürü sebepler olabiliyor. Bütün bunların sebebi çocuğun D vitamini alamaması. Çünkü D vitamini alamadığında ve de kalsiyum almadığında, çünkü kalsiyum da çok önemli kemik gelişme açısından, sadece kalsiyum almak yetmiyor. Çünkü kalsiyumu kandan kemiklere taşıyan şey D vitamini. Peki D vitamini nereden alınıyor? Güneşten. Yani güneş ışınları doğrudan herhangi bir camdan falan olmuyor. Doğrudan güneş ışığı tene denk gelmeli. Yani yansımalı yani görmeli. Maruz kalmalı. El ve yüz yetiyor bunun için aslında. Ama maalesef güneşin çok olduğu yerlerde güneşten çok fazla korunduğu için işin garip tarafıdır ki bol güneş olan yerlerde maalesef bu hastalık daha çok görülüyor. Çünkü hani güneşten koruma ihtiyacı oluyor. Çocuğa hiç neredeyse güneş göstermiyorlar. Bundan kaynaklı bu tip durumlar oluyor ama tabii ki eğer kalsiyum alamıyorsa güneşe çıkarmanın da bir esprisi yok. Çünkü kemiklerin %96'sı anorganik. Biliyorsun minerallerden oluşuyor. İşte bunun en çoğu da kalsiyum, magnezyum, fosfor. Bu tip anorganik maddeler var. İşte bunların taşınması da gene D vitaminine bağlı. İkisi de olması gerekiyor. Şimdi çok hastalıklar izinle biten. Mesela sadizm var. Ya da mazoşizm var. Narsizm var. Alkolizm gibi. Bildiğiniz gibi sadizm, hatta bir sonraki kelimemiz de var galiba. Aynen burada varmış. Arkadaşlar, izm hastalık demek. İst ise hem uzman kişi anlamına geliyor hem de hasta anlamına geliyor. Hasta bazen. Mesela dentist diş demek. Dentist dişçi anlamına geliyor. Ama ist çoğu zaman arkadaşlar tıpta hastalığa yakalanan kişi. Mesela sonu izinle biten hastalıklarda ama. Çünkü her hastalığın sonunda izin olmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Başka kelimeler de var. Yani hastalık anlatan ama izin bunlardan bir tanesi. Yani aşağı yukarı 15-20 belki daha fazla hastalık izinle izah ediliyor. Mesela sadizm acı vermekten cinsel haz duyma. Kişi başka partnerine işkence ederek ancak tatmin oluyor. Bunun tersi de mazoşizm. Bu da partner tarafından işkence görmekten zevk alıyor. Ondan sonra kendini işte kırbaçlattırıyor, köpek gibi süründürtüyor falan. Hatta bunun şeyi bile var ya. Bazen çıkıyor reklamlar falan böyle. Tasma masma bakar mısınız ya? Yani bir taraf bundan hani işkence görmekten haz alıyor, bir taraf da işkence etmekten haz alıyor. İşte bunlara mazoşist, sadist falan deniyor. Narsizm var mesela. Narsizm kendi kendine aşık olma hastalığı. Tabii ki kendine aşık olunca başka kimseyi beğenmiyor kişi. Bunlara narsist deniyor malum. Ne bileyim alkolizm diye bir hastalık var. Tabii ki bu alkolist değil de alkolik deniyor malum bildiğiniz gibi.